Merhaba arkadaşlar. Hayırlı seyirler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gülcan abla dünyasına. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü yapacağımız yemek ciğer. Tavuk ciğeri. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Doğranmış ince kuyruk yağımız. Sarımsağımız. Biberimiz. Soğanımız. Patatesimiz, ciğerimiz, her şeyimiz hazır. Yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bolca biber atıyoruz. Evet. Kekik. Kokusunu gidersin diye biraz kekik. Evet. Biraz tuz. Evet. Kuyruk yağı. Bolca kuyruk yağı. Kuyruk yağı niye arkadaşlar? Lezzet versin diye. Hani güzel olsun diye. Evet. Sarımsağımızla kuyruk yağımız. Baharatımızı bir güzelce ne? Evet. Bunu böyle güzel bir şekilde avcarlıyoruz. Karıştırıp. Evet. Sarımsak. Kekik. Pul biber, kuyruk yağı, tuz, evet, tavuk ciğerimizi de ilave ediyoruz. Evet. Güzel bir avcarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Kenara düştü. Kardelen onu bana gösteriyor. Düştü kızım, ne yapalım? İzleyicilerimiz hoş görür herhalde. Evet. Arkadaşlar inan çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Soğanımızı da şöyle yan tarafına bocalıyoruz. Diziyoruz daha doğrusu. Evet. Soğanın da o güzel kokusu üstüne ayrı bir lezzet veriyor. Biberimiz de şöyle yapsak biberimizi şöyle evet arkadaşlar, yanına da patatesimize sadece pul biber katıyoruz, biraz da tuz. Tamam. Çocuklarım yemiyor öyle arkadaşlar, karışım halinde. Sadece patatesle pul biber, tuz. Üstüne biraz da yağ ilave edeceğim. Yağ ilave edeceğim. Çıktı arkadaşlar. Sıvı yağımızı ilave ettik patatesimizin üzerine. Evet. Evet.
arkadaşlar. Fırınımıza veriyoruz. Evet. 200 dereceye ayarlıyoruz. 60 dakikaya. Evet. Arkadaşlar, yemeğimizi fırınımıza attık. Yemeğimiz pişene kadar size yazdan yaptığım salamura siyah zeytinim. Bunu kendim ellerimle topladım. Ağaçtan, Hatay'dan. Bunu kendim kavanozlarda kaya tuzuyla beraber yaptım. Bakın hala kaya tuzu. Bunu şimdi ne yapacağım ben? Güzelce bir süzekten geçireceğim. Sıcak suyla yıkayıp güzel bir şekilde baharatlayacağım. Göstereceğim size hepsini. Evet. Siyah zeytinimiz burada arkadaşlar. Önce lavabonun içine süzeğimizi katıyoruz. Evet. Bu büyük süzek olsa harbiden daha güzel olmaz mı? Dur bir dakika. Evet arkadaşlar. Küçük süzeğimizi kaldırıyoruz. Büyük süzeğimizi. Önce bunu tuzu erinceye kadar arkadaşlar bunu soğuk sudan geçiriyoruz. Tuzunu görüyor musunuz? Bu tatlansın diye bunu yazdan, hani yaz değil de yaz sonu kış başı dediğimiz Eylül ayından beri tuzun içinde 3 ay falan oldu. Bugün de dedik çıkartalım. Güzel bir salamura yapalım. Salamuradan çıkaralım. Dilim tutuyor arkadaşlar. Hoş görün. Güzelce bunu bir yıkayalım. Şimdi bunu kaynar suyumuz olan sobanın üstünde önceden kaynatmıştım arkadaşlar. Sıcak suyumuz gördüğünüz gibi kaynar sıcak suyumuzun içine alıyoruz. Bu bir gece böyle bu sıcak suyun altında kalacak. Yarın sabah bunu sıcak sudan çıkartacağım. Limon, pul biber, zeytinyağı, nar eşkisi. Bunu güzelce bir avcarlayacağız. Sabah kahvaltılarının yanında mis gibi yeniyor. Kardelen de çok seviyor arkadaşlar. Evet. Kardelen seviyorsun değil mi? Evet, çok seviyorum. Kardelenimiz arkadaşlar bugün kahramanımız. Burada şimdi bir tabak biz kendimiz hazırladığımız gibi hazırlayıp göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Zeytinlerimiz buruşmuş ya arkadaşlar. Sıcak suyu görünce açıldı. Tuzda kalan, 3 ay boyunca kalan zeytinlerimiz Eylül, Ekim, Kasım, Aralık da bitti. Ocağa gireceğiz. 4 ay oldu tuzda bu zeytinimiz. Evet. Şimdi bundan biraz alacağız. Kasemize katacağız. Evet, bunun da ağzını kapatıp yarın sabaha bırakacağız. Biz bunu yaparız arkadaşlar. Evet. Şu
Şöyle bir şekilde kapatalım burada. Biraz pul biberimiz. Evet. Biraz pul biberimiz. Beraber sabah kahvaltılarında mis gibi arkadaşlar. Biraz nar eşkimiz. Hani diyeceksiniz Gülcan Hanım bunu niye bize gösteriyorsun? Sadece yapmasını. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu da şöyle mis gibi. Evet. Yarın da limonumuzu önce sıkıyoruz. Oo. Bu yenmez mi arkadaşlar? Bence mis gibi. Evet. Bir de tadına bakalım. Mis gibi, mis gibi oldu valla. Evet. Valla arkadaşlar, el yapımına hiçbir şey uymuyor. Bunu gitsen bir marketten alsan 5 ile 10 milyon arasını alamazsın. Evet. Evet arkadaşlar, baharatlığımızda pul biberimiz bitmiş. Ben kendim yaparım arkadaşlar pul biberimi kendi elimle. İnşallah zamanı geldiğinde de size yaparız beraber. Evet. Evet. Şöyle rengine bakarsanız el yapımı olduğu kendi halinden belli oluyor. İsteyenleriniz de olursa satlık kendi evimde satarım arkadaşlar. Hediye de yorumlara yazarsanız sevinirim. Pul biberi, salça, turşu, her şey kendi el yapmam arkadaşlar. Bu arada boğazım biraz acıyor. O yüzden hoş görün beni. Evet. Evet. İdare eder. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size arkadaşlar. El yapımı olduğuna inanmanız için poşetlerdeki renge bakın. Kendi el yapımım olduğu için böyle. Tadı da, lezzeti de, rengi de böyle arkadaşlar. Bu kendi el yapımım. Ben yaptım. Allah'tan zarar ziyan gelmezse, Rabbim yürü kulum derse, inşallah çekimimizde size yapımını da göstereceğiz. Evet. Bunu da katıyoruz yerine. Baharatlığımıza. Evet. Evet arkadaşlar. Oo. Mis gibi bir görünüm. Şöyle fırınımızın tepsisini değiştirelim. Biraz daha pişmesini. Yanlış oldu. Şu görselliğe bak kardeşim. Güzelliğe bak. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Şöyle elimi vurmak istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Yine de vurdum elimi. Mis gibi ciğerimiz, soğanımız, evet, turşumuz. Umarım beğenirsiniz. Umarım abone olursunuz. Umarım like atarsınız. Bildirim zilinizi açarsınız. Buyurun gelin beraber yiyelim.
Bizlere afiyet olsun. Sizlere hayırlı seyirler, iyi günler. Allah'a emanet olun.